Değerli hocalarım hepinize merhaba. Öncelikle hepinize geçmiş olsun ve hakkınızda hayırlısı olsun. Sınav nasıldı? Sorular nasıldı? ÖABT sona erdi arkadaşlar. Bizim elimizde 2019-2020'ye ait veriler var arkadaşlar. Bunlardan hareketle bu yıl nasıl bir ortalama söz konusu olur? Sizlerle yorumlamaya çalışacağım. Öncelikle bu sütun 2019, burası 2020. Değerli hocalarım, şimdi bakıyoruz yani geçmiş yıllarda son iki yılda en çok net yapılan e, o alan rehber öğretmenlik alanıydı. E, 2019'da bakın 54.85, 75 soruda 54.85 doğru cevap ortalamasının olduğunu görmüştük. 2020'de 57, yani 2020'de daha ...basit diyebileceğimiz bir sınav olduğunu gördük. Beden eğitimi öğretmenliği... ...34-2019, yine 34... ...hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz. Bu yılda ben çok değişiklik olacağını... ...sanmıyorum. Biyoloji yine 33-2019... ...34, coğrafya öğretmenliği... ...42-45, din kültürü öğretmenliği... ...47-46... E, fen bilgisi, fen bilimleri öğretmenliği 2019 31 net, yine 2020 31 net. Fizik öğretmenliği 38 38, 33 33, e, ilk mat, İmam Hatip meslek ders, dersleri 43 46. E, edebiyat öğretmen olarak buna merak ettim. 35 39 olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu ortalamalar düşük arkadaşlar. Şimdi sınava giren e, birçok aday var. Açık öğretiminden tutun e, yani birçok aday var. Sizin başarılı olmanız için Bence bu netlerin üzerine değerli arkadaşlarım en az 20 net koymamız lazım. Ortalamanın üzerine en az 20 çıkmamız lazım ki o yığılmanın üzerine çıkalım diye düşünüyorum. Örneğin Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği'nde 39 ortalama bu yılda bu ortalama hemen hemen aynı olacaktır ama bizim netlerimiz özellikle 60 ve üzerine çıktığı an 70'e doğru gittiği an gerçekten yığılmanın üzerine çıkaracağız. Bütün tablo için bunu hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin beden eğitimi öğretmenliğinde 34. Bunun üzerine 54, 20 daha koyalım. 54 ve üzeri netler sizin yığılmanın üzerine çıkaracaktır, sizi çıkaracaktır. Ve gerçekten iyi sıralamalar vermeye aday olacaktır diyorum. Hepinize geçmiş olsun. Umarım hakkınızda hayırlısı olmuştur. Ben Özgür Sürer, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni. Hepinize mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.